Kanal 3 ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Pembe Yeşil bültenimizle karşınızdayız. Atsum'un hazırladığı büyük taarruz ve büyük zaferin 100. yılı etkinlik takvimi kapsamında şehitler ve Kocatepe ziyaret edildi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Mart ayında kamuoyuyla paylaşılan Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlik takvimi kapsamında ASOYET Afyonkarahisar'daki şehitlikleri ve Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret etti. ASO heyetinde Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, meslek komitelerinin üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri, TOP Afyonkarahisar Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları Başkan ve İcra Komiteleri üyeleri ve eşleriyle ASO personeli yer aldı. Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Hasan Özpınar'ın rehberlik ettiği program, Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ni ziyaretle başladı. Özpınar'ın hava şehitliği hakkında ayrıntılı bilgi vermesinin ardından ASO heyeti şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Afyon'a inen tek geçiş noktası burası bakın, Kocatepe'den inen Türk ordusu için. Programın ikinci durağı Yüzbaşı Aga Efendi şehitliği oldu. Program çerçevesinde büyük taarruzun başladığı Kocatepe'deki kitabe ve anıt ziyaret edildi. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile ASO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci burada basın açıklaması yaptı. ASO Başkanı Serteser basın açıklamasında büyük taarruz ve büyük zaferin ardından bağımsızlığımızın tescil edildiğini söyledi. Milli mücadelemizi anlatmak, şehitlerimizi anmak için ne yapsak eksik kalır. 26 Ağustos şanlı tarihimizin anahtarıdır. Büyük Selçuklu hükümdarı Albaslar'ın komutasındaki ordumuzun Malazgirt zaferini kazanarak Anadolu'yu bizlere ebedi yurt olarak açmasının yıl dönümüdür. 26 Ağustos aynı zamanda yakın tarihimizin en önemli zaferinin ilk adımıdır. Albaslar'dan Atatürk'e büyük hizmetler yapan devlet adamlarımızı, vatanımız için hayatlarını feda eden şehitlerimizi, bu uğurda gazi olup vefat eden büyüklerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. ASO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci de 100 yıldır aynı ruh ve heyecanla Kocatepe'ye ve Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşımızın kesin sonucu büyük taarruz ve ardından kazanılan büyük zafer ile belirlenmiştir. Ne mutlu ki 100 yıldır aynı ruh ve heyecanla Kocatepe'mize, Cumhuriyetimize, şehitlerimize, gazilerimize ve Atatürk'ümüze sahip çıkıyoruz. Atatürk'ün silah arkadaşlarının, cepheye su taşıyan ninelerimizin, sıhhiye görevi yapan görevlilerin, askeri başarı kazanan komutanlarımızın ruhları şad olsun. Program çerçevesinde Şuhut'taki Atatürk evde ziyaret edildi. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla El Sanatları Teknoloji Sergisi açtı. El Sanatları Teknoloji Sergisi açıldı. El emeği, göz nuru, ürünler standları süsledi, görücüye çıktı. Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen El Sanatları Teknoloji Sergisi'nin açılışı törenle yapıldı. Hayırlı olsun emeği geçenleri. Törene Vali Yardımcısı Doktor Mehmet Boztepe'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, şube müdürleri, öğretmen ve kursiyerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Namık Kemal İlkokul öğrencilerinin halk oyunları gösterisi beğeniyle izlendi. Burada açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Güzbey, hayat boyu öğrenmenin okullarla sınırlı kalmadığını ifade etti. Sayın Valim, saygıdeğer protokol üyeleri ve değerli misafirlerimiz,
basınımızın değerli mensupları. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri nedeniyle hazırlamış olduğumuz El Sanatları sergimize hepiniz hoş geldiniz. Her zaman, her yerde, herkes için eğitim felsefesiyle hayat boyu öğrenmenin okullar ile sınırlı kalmayan evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen her yaşta eğitim, öğretim faaliyetleri olduğunu tüm Afyonkarahisar halkına duyurmaya çalışıyoruz. Sayın Valim, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında bugün itibariyle toplam 1565 adet kurs açılmış olup 44.209 kursiyere hizmet etmiş bulunuyoruz. Kurs kayıtlarımız halen devam etmekte. Talepleri halen kabul etmekteyiz. Az sonra açılışını yapacağımız sergimizdeki ürünlerimiz ilimiz merkez mahalle, köy ve kasabalarımızda açılan kurslarımızda el emeği, göz nuru olarak işlenmiş ve beğenilerinize sunulmuştur. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve kursiyerlerimize çok teşekkür ederim. Sayın misafirlerimiz, kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz sadece eğitim almakla kalmayıp kazandıkları bilgi ve becerileriyle aile ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Sayın Valim, değerli misafirlerimiz, bu sergi açılışına bizleri yalnız bırakmayıp geldiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyor, sizleri saygılarımla selamlıyorum. Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe tüm kursiyerlere teşekkür ederek şöyle konuştu. Çok değerli hazırım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri. İlimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından biraz önce Sayın Müdürümüz de bahsetti. Ömür boyu eğitim kapsamında düzenlenen, haftası etkinliği vesilesiyle düzenlenen El Sanatları sergisine katılarak burada bizlerle beraber olan siz değerli tüm konukları, bu serginin açılmasında emeği geçerek geçen burada bizlerle beraber olan tüm kursiyerlerimiz adına ben de hem valimiz hem de şahsım adına en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Günümüz dünyası ülkelerinin şu andaki en önemli sorunlarından biri de sahip olmuş oldukları yerel, lokal kültürleri bu hızla globalleşen, küreselleşen dünyanın çizmiş olduğu hakim kültür çerçevesinde korumaya çalışmak oluyor. Şu anda göz ucuyla biraz önce gelirken sergide de görmüş olduğumuz üzere yerel Türk kültürümüzün kadimden gelen geleneksel el sanatlarının sergilendiği bu kültürün bu hızla globalleşen dünya çerçevesinde korunmaya çalıştığı süreçte bu serginin açılmasında emeği geçen, bu kültürün korunmasında emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere buna saygı duyan, bunu yaşatma çabasında olan tüm kursiyerlerimize de ben hem halkımız adına hem devletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Serginin açılması vesilesiyle biraz önce müdürümüz de bahsetti. 1565 kurstan bahsetti. İnanılmaz bir sayı bu. Üşenmeden, çekinmeden, evinden fedakarlık ederek bizlerle beraber olan tüm kursiyerlerimize de hepinizin tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Benzer sergilerde yeniden buluşabilmek temennisiyle tekrar sevgilerimi sunuyorum. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Hayırlı olsun emeği geçenlere. Daha sonra protokol üyeleri ve misafirler, kursiyerlerin el emeği göz nuruyla hazırladıkları ürünleri inceledi. Standlar tek tek gezildi. Öyle mi? Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Beyyazı İlkokulu öğrencilerini TBMM'de misafir etti. Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş'ın destekleriyle gerçekleşen Ankara ziyaretinde öğrenciler Anıtkabir'de gezdiler. Beyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş'ın destekleriyle Beyazı İlkokulu öğrencilerinden oluşan 41 öğrenci Ankara'da önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sonra Anıtkabir'i gezdi. Ne mutlu Türk'üm diyene!
öğrencilere okul müdürü Serkan Çelik, öğretmenler Filiz Altuntaş ve Bahar Çıbıkçı eşlik etti. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrenciler ilk olarak Milletvekili Taytak'ın davetlisi olarak TBMM'yi gezdiler. Danışmanlar Gamze Kaynak ve Cafer Kardaş tarafından meclis girişinde karşılanan öğrenciler mecliste yemek yediler. Öğrencilerin ellerinden tutarak meclisi ve genel kurulu gezdiren Milletvekili Taytak'a öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Çocuklarımızı Cumhuriyet'in meclisine getirdiler. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in meclisindeler şu anda. Ben de onlarla aynı gurur yaşıyorum. Elbette bizim için bu nesiller, gelecek nesiller, ülkemizin teminatı, bekamızın teminatı. Onlarla aynı noktada kalmak, onlarla birlikte olmak beni ayrıca gururla şereflendirdi. Allah bahtını açık etsin. Belediye olarak eğitime ve gençlere her zaman destek verdiklerini söyleyen Beyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş ve Beyazı İlkokul Müdürü Serkan Çelik, Milletvekili Taytak'a teşekkür etti. Hep beraber buradayız, vekilimiz de dahil. Kasaba adına ve kendi çatısıma vekilimize teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Bizim için çok değerli bir gündü. Sayın Vekilim bizi misafir etti. Öğrencilerimizin çoğu ilk defa Ankara'yı gördü, meclisi gördü sayesinde kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Meslek Yüksekokulu'nu bitiren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Diplomalarını alan öğrenciler sağlık ordusuna katıldı. Mezuniyet töreni Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde yapıldı. Çok sayıda öğrenci yakını salon doldurarak gururlu bakışlarla çocuklarını mutlu gününe eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okulu birincilikle bitiren iki öğrenci arkadaşları adına konuşma yaptı. Hayalimiz gerçek oldu ve mezun oluyoruz. Fakat içimizde buruk bir sevinç taşıyoruz. Çünkü alıştığımız, sevdiğimiz, değerli anıları paylaştığımız okulumuzdan ve arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, mezuniyetimiz kutlu olsun, her şey gönlümüzce olsun. Bugün sizlerle burada olmak hem sevindirici hem gurur verici. 2 yıl önce birçoğumuzun belki heyecanla, belki de kaygıyla çıktığı bu yolun sonuna gelmiş olsak da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesinin üyesi olmak bize her zaman gurur kaynağı olacaktır. Daha sonra konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Hasan Toktaş, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Mezuniyetinizi tekrar tebrik ediyor. Sizlerin bugünlere gelmenize pay sahibi olan ailenizi, ülkemizi, üniversitemizi unutmamanızı talep ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlık, mutlu, hayırlı ve başarılı dolu bir ömür diliyorum. Yolunuz açık olsun. AFSÜ Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş da öğrencilere öğütlerde ve iyi dileklerde bulundu. Artık çocukluk, öğrencilik ve üniversite öğrencili hayatından sonra aslında yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Hayat sizin için gerçek anlamda bu saatten sonra başlıyor. AFSÜ'nün eğitim aldığınız bu kurumu bundan sonraki hayatınızda aslında geçmiş an ve gelecek için sizlere rehber olacak bir kurum olduğunu asla unutmayın. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Konuşmaların ardından okulu dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgesi ve plaket verildi. Daha sonra kürsüye gelen öğrenciler mezuniyet belgelerini aldılar. Törense ekiplerin havaya atılması ile sona erdi. Şuhut Kaymakamlığı koordinesinde Şuhut Belediyesi'nin destekleriyle Gençlik Haftası ve Büyük Taarruz'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlendi. Şuhut Kaymakamlığı koordinesinde Şuhut Belediyesi'nin destekleriyle Şuhut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Yolu Sürüşü Bisiklet Turu Şuhut ilçesinde yapıldı. Sağdan gidin. Sağdan gidin.
Sağa giriyoruz. Katılımcılar ilk olarak Atatürk evini ziyaret etti. Daha sonra sürüşe geçildi. Çakırözü, Şuhut Atatürk evi güzergahında gerçekleştirilen bisiklet turu Şuhut Keşkek evi önünde sona erdi. Burada tüm katılımcılara Şuhut Keşkek'i ikram edildi. Bisiklet turuna Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Başkurt, ilçe protokolü, Şuhut halkı ve bisikletçiler katıldı. Hem çevre günü vesilesiyle hem 100. yıl zafer etkinlikleri vesilesiyle böyle bir etkinlik düzenledik. Sağ olsun Afyon'dan arkadaşlarımız size destek oldunuz. Katılanlara teşekkür ediyoruz. Bugün Şuhut'umuzda büyük taarruzumuzun ve büyük zaferimizin 100. yılı yıl dönümünü bu münasebetle, bu programla bir kez daha kutlamış oluyoruz. Afyon Karahisar'ımızdan gelen bisiklet ekibimizle beraber zafer yolumuzda böyle bir güzel tura çıktık. Bu vesileyle herkesin zaferinin 100. yılını tebrik ediyorum, kutluyorum. Katılan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyük taarruzun 100. yılı ve ayrıca çevre haftası. Bu etkinlikler çerçevesinde Şuhut Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bisiklet etkinliğine katılıyoruz. Gençlerimize çevre bilincini aşılamak için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İlk kez mi katılıyorsunuz bisiklet turuna? Neler hissediyorsunuz? Öte yandan Şuhut Gençlik Merkezi üyesi 120 genç Firik Vadisi ve Emre Gölgesi'ne götürüldü. Gençlere eşsiz manzaraları görme fırsatı sunuldu. Gençler gönüllerince eğlendi. Afyonkarahisar'ın Daskıra ilçesinden rengarenk görüntülere bakacağız şimdi de. Daskıra Belediyesi 6. geleneksel Rahvan At Yarışları 2 yıl aradan sonra yeniden yapıldı. Yarışlar eğlenceli anlara sahne oldu. Çıkış verildi. İkili paylar 2. grupta yarış başladı. 1 ve 2'ler final koşmanı hakkı elde edecek. 5 yıl boyunca düzenlendi, geleneksel hale getirildi. 2 yıldır ise pandemi sebebiyle yapılamadı. Bu yıl gerçekleştirilen Daskıra Belediyesi 6. geleneksel Rahvan At Yarışları şölen havasında geçti. Üç bozukla geliyorsun, ona göre suratını. Rahvan At tutkunları bir araya geldi. Yarışlar nefes kesti. 5-7, birer bozukla, 19'da. Alan akın eden yüzlerce vatandaş heyecanla yarışları seyretti. 3. bozunu aldın. Rahvan At Yarışı'na Daskıra Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı İsmail Taylan, ilçe protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Yılları ipramı Ayvaz amcam birinci! Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Sakarya ve Başkan Taylan, herkesi selamlayarak yarışçılara başarılar dilediler. Pandemi sürecinde ara verdiğimiz, her yıl tekrar bir araya gelme fırsatı bulduğumuz 6. Daskıra Rahvan At Yarışları, Daskıra Belediye'miz koordinatisinde bugün inşallah yapılacaktır. Hepiniz hoş geldiniz diliyorum. Tarih boyunca Türk atı üstünlüğünü sürat ve dağınıklıktaki yetenekleriyle ortaya koymuştur. Tarihin her döneminde çok sayıda at yetiştirilmiştir. Bu yıl 6.sını düzenlemiş olduğumuz at yarışlarımıza hepiniz hoş geldiniz. İnşallah yarışlarımız kazasız belasız şölen havasında geçer. Hak edenin kazandığı yarışlar olur. Kimsenin hakkını yenmediği, seyredenlerin keyif aldığı güzel yarışlar olur. Dereceye giren yarışçılara ödüllerini Daskıra Kaymakamı Sercan Sakarya takdim etti. Sağ olun. Elinize ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biraz. Evet amcam. Afyonkarahisarlı Aziz Ahmet ve Rahmi Özdemir kardeşler aynı gün düğün yapıp Frigya'daki Emre Gölü üzerinde bindikleri sıcak hava balonunda keyifli dakikalar geçirdi. İki kardeş aynı gün düğün yapıp sıcak hava balonuyla tur attı. Butik otel işleten 32 yaşındaki Aziz Ahmet Özdemir, 5 yıl önce İstanbul'da tanıştığı 33 yaşındaki Taylandlı Von Manchester ile bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Özdemir ile Manchester'ın Afyonkarahisar'da 6 ay önce nikahları kıyıldı. Müslüman olan Manchester, Yağmur ismini kullanmaya başladı.
Özdemir'in 30 yaşındaki kardeşi Rahmi'de İzmir'de tanıştığı Hediye Kömürcüoğlu ile evlenmeye karar verince kardeşler birlikte düğün yapmak istedi. Geçen hafta Ardinç'ine de nikahları kıyılan Rahmi ve Hediye çiftiyle Aziz Ahmet ve Yağmur'un düğünleri Üçler Kayası köyündeki evlerin önünde yapıldı. İki kardeş damatlıklar ve eşleri gelinlikleriyle geldikleri Döğer beldesi Frikya'daki Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonuna bindi. Çiftler daha sonra da atlara binerek keyifli dakikalar geçirdi. Çiftler çifte düğün yapmaktan son derece mutlu. Kardeşimle birlikte bir ilk yaptık. Bölgede çifte düğün yaptık. Tarif edilemeyecek kadar güzel. Baksanıza dünyada eşi benzeri olmayan bir bölgede gölün üzerinde balonla uçuyorsunuz. Yanınızda böyle tekneler geçiyor. Sevdiğin kadın yanında, kardeşin yanında, yani tarif edilemeyecek kadar güzel bir duygu. Çok keyifli. Sabah kuş sesleri, gölün güzelliği, gün doğumuyla beraber. Balon zaten bambaşka bir ambiyans katıyor. Çok keyifli. Daha önce hiç balona binmedim. Düğünümüzde binmeyi planlıyorduk. Her şey hayal ettiğimiz gibi. Çok güzel. Afyonkarahisar'ın İscihisar ilçesinde yaşayan ve çocukluğundan beri mermer işiyle uğraşan Ergün Çetin, 38 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor. Emekli olmasına rağmen işten ayrılmayan Çetin, işverenin de en takdir ettiği çalışanlar arasında yer alıyor. 57 yaşındaki Ergün Çetin, 38 yıldır Demir Eller Mermer Fabrikası'nda çalışıyor. Çocuk yaşta başladığı mermer sektöründe neredeyse ömrünü geçiren Çetin, "Mermer benim için hayat demek," diyor. 84'te ustabaşı olarak devam ettim. O günden bugüne devam ediyoruz. Ama benim geldiğimde bu iş yerinde bir tane esnaf vardı, başka hiçbir güç yoktu. Bir metrekare beton bile yoktu böyle. Kara şanzıman çalışıyordu. Ama şu an yani iş yeri son safhada. 400 kişi işçi çalışıyor. Her şey teknoloji, son sistem. Bundan daha iyisi olmaz yani. Yıllardır emek verdiği sektörü hayatının tam ortasına yerleştirdiğini belirten Çetin, gençlere de seslendi. Mermer bizim için yaşam. Mermer olmaz hayat biter. Mermer varsa biz varız. Mermer yoksa hayat durur yani. Emekli olmayı hiç düşünmedim. Patron benden memnun, ben patrondan memnunum. Devam et dedi, böyle devam ediyoruz yani. Emekli oldum. 2012 doğdum, 11 yıl dolduruyorum bu sene. Gençlere işine sahip olsun, işte başarılı olsun, çok çalışsın. Mermer varsa hayat var, mermer yoksa hayat bitmiştir yani. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çocukların eğitimine büyük katkı sağlayan onlarca çeşit hayvana gösterilmesi gereken sevgi okulda başlıyor. Bu okulda öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor. Tavşanlı ilçesi Milli Egemenlik İlkokulu'nda hayat bilgisi dersinde hayvanlara sevgi uygulamalı ders olarak gösteriliyor. Bu sayede hayvan sevgisi çocuklara aşılanırken hayvanlar çocukların gelişiminde büyük rol oynuyor. Sınıf öğretmeni Şevki Akarsu, hayvanların çocukların gelişiminde büyük rol oynadığını belirterek şöyle konuştu. Amaç burada çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, ileride bir hayvan sever birey olmak. Önce canlıları sevmesini istiyorum. Başarıdan çok önce sevgi aşılamak istiyorum. İnşallah aşılıyoruz da. Herkes çok seviyor hayvanları. Sadece bununla da yetinmiyorlar. Çevresini gördüğü hayvanları da korumaya çalışıyorlar. Su veriyorlar, yiyecek veriyorlar. Sadece bu sınıfla ilgilenmiyorlar. Manisalı 2. sınıf öğrencisi Karim Berra Karagöz, NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci oldu. Yunus Emre ilçesindeki Organize Sanayi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Karagöz, resimdeki yeteneğiyle akranları arasında dikkati çekiyor. Böyle sağ kolunu uzattığında... 3 yaşından bu yana çizimler yapan Karagöz, yaptığı resimlerle yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli yarışmalara katılarak dereceler elde etti. Bu yılda ailesinin yönlendirmesiyle NASA'nın düzenlediği yarışmaya katılan Karim Berra, uzayda dünyaya borularla bağlı yapay fanusta yaşamı tasvir ettiği
genişletilmiş dünya adlı resmiyle uzayda yaşam ve çalışma kategorisinde birinci oldu. NASA internet sitesi üzerinden yayınlanan 2022 Uluslararası Çocuk Sanat Yarışması sonuçlarıyla yaş grubunda birinci seçilen Karim Berra Karagöz, derecesiyle ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı. Öncelikle ben zaten ressam olmayı seviyorum. Resimlerimi sergilerde sergilenmesini de çok isterdim. Büyüyünce belki ünlü bir kişi olup resimlerimi sergilenebileceğini düşünüyorum. Baba Kadir Karagöz de kızının çok küçük yaşlarda çizimlere başladığını, kendisini geliştirdiğini ifade etti. Daha küçük yaşlardan beri, 2 yaşından beri neredeyse kendi kendine çizimler, tabii basit çizimlerle başladı. Daha sonra gitgide geliştirdi. Değişik malzemeler kullandı. Önceleri siyah kalemle çalışırken, işte daha sonra keçeli kalem, kuru boya, sulu boya kadar geliştirdi. Biz ona sadece yardımcı olduk, yol göstermeye çalıştık. Evet. Yarışmalar konusunda da yönlendirmeye, teşvik etmeye çalıştık. Evet. Her zaman destekleyici olmaya özen gösterdik. Öğretmeni Ayşe Yaşar ise öğrencisinin resme özel bir ilgisi olduğunu ifade etti. Karim Beyra her zaman hayal dünyası çok zengin bir öğrenciydi zaten. Resim konusunda da özel bir ilgisi ve yeteneği var. Bekliyorduk Karim Beyra'dan bu tarz başarılar ve devamının da katlanarak geleceğinden eminim ben. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehir tiyatrolarının bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Eskişehir'in Kuklaları Festivali yapıldı. İstiklal Mahallesi'ndeki Porsuk Bulvarı'nda bir araya gelen kukla sanatçılarıyla sanatseverler, taşıdıkları kuklalarla Haller Gençlik Merkezi'ne yürüdü. Festival kapsamında Türk kukla tiyatrocularının yanı sıra İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Hollanda ve İspanya'dan gelen sanatçılar kukla tiyatrosu oyunlarından örnekler sahneledi. Kukla yapım atölyelerinin de yer aldığı festival 1 Haziran'da sona erdi. Kütahyalı 43 yaşındaki makine mühendisi yaklaşık 20 yıldan beri biriktirdiği eski eşyalarla evinin bir odasını adeta müzeye dönüştürdü. Her kullanılmış eşyanın bir hikayesi ve enerjisi olduğunu, bunların da kendisine büyük bir keyif yaşattığını düşünen koleksiyon sahibi evinin bir odasını adeta müzeye dönüştürdü. Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Tarık Tanrıkul'un koleksiyonunda 200 yıllık piyano, mekanik hesap makineleri, fotoğraf makineleri, kameralar, telefonlar ve radyoların aralarında olduğu yaklaşık 1000 parça eski ve antika eşya bulunuyor. Tanrıkulu 20 yıl önce bir akrabasının kendisine eski eşya hediye etmesiyle koleksiyonculuğa başladığını söyleyerek bu hobisinin güzel bir uğraş olduğunu belirtti. Yaşanmışlıkları olan eski eşyalara merak sardım. Arkadaşım kendi koleksiyonunu gösterdi. Çok amatörce biz bu işe başladık. Akabinde evlerinde bulunan eski eşyaları bize hediye eden arkadaşlarımız oldu. Daha sonra bunları satın almaya başladık. Birden koleksiyon biraz artmaya başladı, büyüdü ve bu halini aldı. Hani güzel bir hastalık aslında. Hastalık deyince insana biraz soğuk gelebilir ama merakınız o boyutlara gelebiliyor. Çünkü bazen karşınıza çıkan bir eşya, onun ilk yapılışındaki, icat edilişindeki basitlikler, daha sonra gelişimini görebiliyorsunuz. Antalya'da tur teknelerindeki tatilcilerin keyfine eşlik eden yunuslar bakın nasıl görüntülendi. Antalya'da yunuslar tekneye eşlik ederek suyun içinde adeta dans edercesine kıvrıldılar. Müzik
Tatilcilerin teknedeki deniz keyfine eşlik eden yunuslar, tatilcilerin sevinç çığlıkları eşliğinde kimi zaman suya dalıp çıktılar, kimi zaman da tekneyi takip ettiler. Yunusların bu eğlenceli takibi cep telefonu kamerasıyla da kayda alındı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 51. düzenlenen Uluslararası Sultanhisar Acca Nisa Çilek Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nin en renkli bölümü olan Çilek Güzeli yarışmasında İzmirli Yağmur Yılmaz Festival Çilek Kraliçesi oldu. Sultanhisar'da 1940'lı yıllardan bu yana ara ara düzenlenen ve bu yıl 51.si gerçekleştirilen Uluslararası Sultanhisar Acca Nisa Çilek Tarım, Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışı büyük coşkuyla yapıldı. Festival süresince yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri, ses sanatçılarının konserleri ve panayırla birlikte festivalin vazgeçilmezleri arasında yer alan güzellik yarışmaları büyük ilgi gördü. Binlerce Sultanhisarlı vatandaşın pandeminin ardından merakla beklediği festivalin en renkli bölümü olan Çilek Güzeli yarışmasında İzmirli Yağmur Yılmaz Festival Çilek Kraliçesi oldu. Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek için hurda parçalarından yapılan motorsuz dört tekerlekli araçlarla şehrin caddelerinde yarıştılar. Artvin Offroad Kulübü, Artvin Valiliği ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından Gravity Racer isimli yarış organizasyonu düzenledi. Artvin Offroad Spor Kulübü tarafından geri dönüşüme dikkat çekmek için düzenlenen yer çekim yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Tasarımı tamamen kullanıcılara ait hurda ve atıl malzemelerden yapılan motorsuz, fren sistemi olan dört tekerlekli araçlar, trafiğe kapatılan şehrin caddelerinde kıyasıya yarıştılar. ModaFest'te defilede ünlü manken ve oyuncu Wilma Ellis da podyuma çıktı. Açıklamalarda bulunan Wilma Ellis, 2016 senesinde Türk vatandaşı olduğunu hatırlattı ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek herkesi duygulandırdı. ModaFest'te Anadolu Destanı defilesi gerçekleştirildi. Defilede Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait koleksiyonlarla Anadolu kültürünü yansıtan kıyafetler podyumda sergilendi. Düzenlenen defilede podyuma çıkan ünlü manken ve oyuncu Wilma Ellis, kendisinin de 2016 senesinde Türk vatandaşı olduğunu, Türkiye'nin kendisinin vatanı ve evi olduğunu söyleyerek "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek herkesi duygulandırdı. Ne mutlu Türk'üm diyene, ben de Türk vatandaşı oldum 2016'da. Gerçekten burada benim evim, burada her şeyim, aşklarım, arkadaşlarım, her şeyim. İyi ki yani varsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Deniz Ürünleri Festivali büyük ilgi gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kaliforniya eyaletinde Deniz Ürünleri Festivali düzenlendi. Festival, deniz ürünleri seven vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Müzik
Festivalde şefler tarafından özel tariflerle hazırlanmış birbirinden farklı deniz ürünleri yapıldı. Ayrıca festivale katılanlar etkinlik alanında düzenlenen konseri dinleyerek yeşil alanlarda güzel vakit geçirdi. Ağrı'da yeniden canlanan ve yeşilini her tonuyla renklenen doğa ışık saçıyor. Gelin izleyelim. Ağrı'da baharın gelmesiyle yeniden canlanan doğa manzarasıyla hayran bırakıyor. Yol kenarındaki tarlalarda ve kırsal kesimlerde açan çiçekler doğaya eşsiz bir güzellik katarken yeşil yapraklarla bezenmiş ağaçlarsa seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor. Yeşilin her tonuyla renklenen doğa drone'la havadan görüntülendi. Ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Efes 2022 tatbikatından nefes kesen görüntüleri paylaştı. İşte o kareler. Denizli'nin Buldan ilçesinde resim öğretmenliği yapan Elif Kocaman Akgül, kentin Hamamboğaz sokağında bulunan tarihi konağı restore ederek sanat galerisine çevirdi. Tarihi konak sanat galerisi oldu. Denizli'nin Buldan ilçesinde Hamam Boğazı sokağında bulunan tarihi konak, resim öğretmeni Elif Kocaman Akgül tarafından restore edilerek sanat galerisi haline getirildi. Hakkı Dere Köylü Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim öğretmenliği olarak görev yapan Akgül'ün tarihi konağı restore ederek sanat galerisi haline dönüştürmesi, ilçenin ziyaret edilen yerleri arasına girmesini sağladı. Elif Kocaman Akgül, bulduğu tüm atık malzemelerden değişik tarzda dekorasyon eşyaları yaparak farkındalık oluşturdu. Balıkesir Avşa Yarım Maratonu'nda 300'den fazla yerli ve yabancı sporcu "Temiz denize doğru koşuyoruz" sloganıyla Marmara Denizi'ne koşarak sıfır atık konusuna dikkat çekti. Marmara Denizi açıkçası dünyada çok nadir olan bir deniz. Çünkü kapalı bir deniz, kapalı bir alan. O yüzden kıymetini bilmeliyiz. Bir balığın videosunu çektim orada, büyük bir balığın yukarıdan. Hoşuma gitti o denizin güzelliği. Yani Marmara Denizi'nde zaten birçok defa yüzüyoruz. Burada biraz deniz bayağı sakin ve güzel. Valla keyifliydi, dün girme fırsatı buldum. Soğuktu ama güzeldi, temizdi gayet, keyifliydi, güzeldi. Benim için çok önemli, hayatım, ruhum, dünyam, her şeyim burası.
Mersin'de çeşit çeşit el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi, hemen ardından devam eden defile, halk oyunları gösterisi ve yayık ayranı ikramıyla şenliğe dönüştü. Mersin'de bin bir çeşit emek emek işlenen el emeği göz nuru eserler sergiyi renklendirdi. Sergide örgü bebekler ilgi odağı oldu. Örgü bebeklerin yanı sıra seramik çalışmalar ve çeşit çeşit eserler de yer aldı. Ziyarete gelenlere geleneksel yayık ayranı ikram edildi. Mini defile sergiyi renklendirdi. Halk oyunları ise sergiye şenlik havası kattı. Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır Türk kültüründe önemli bir yer edinen savaş oyunu Atlı Cirit Manisa'daki düğünlerde yaşatılıyor. Düğün öncesi köy meydanına toplanan atlılar davul zurna eşliğinde önce cirit oynuyor, ardından türküler söyleyerek düğün sahibinin evine gidiyor. Yüzlerce yıllık Atlı Cirit geleneği köy düğünlerinde yaşatılıyor. Görüntüler Manisa'dan. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan atı sporu Atlı Cirit, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı köylerde düğün geleneği olarak hayat buluyor. Evlenecek gençlerin aileleri tarafından mahalleye davet edilen cirit ve değnek oyuncuları, yüzlerce yıllık düğün geleneği haline dönüşen Atlı Cirit oynayarak izleyenlere unutulmaz bir gün yaşatıyor. Atlı cirit oyuncusu kadar geleneğin bu günlere taşınmasını sağlayan cirit atları da dikkat çekiyor. Savaşçı cirit atlarının maharetini gösterdiği yerde cirit meydanları. Gelinlik kız gibi süslenen cirit atları meydana çıktıklarında asaletiyle gözleri kamaştırıyor. Köy meydanında oynanan cirit oyununun ardından atlılar davet evine kadar türküler ve maniler eşliğinde at sürüyor. Düğün geleneği atlıların damat evine varması ve burada ikramların yenilmesiyle beraber son buluyor. Pembe Yeşil haberleri sizlere aktardık sevgili izleyenler. Bu ekranlarda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.